Çakal tecrübeli kriminal. Çakallığın dikkatli olmak lazım bu adam. Acaba Türk olduğumu anladı mı? Evet ya, bazen göz göze geliyoruz. Ulan bu zeki bir şeye de benziyor. Bu anlamıştır benim Türk olduğumu. Hemen kafayı çeviriyorum. Bilmem ne. Sık sık göz göze geliyoruz o esnada. Ben kafayı çeviriyorum. En iyisi bu adam benim Türk olduğumu bilmesin. Ben de bilmiyormuş gibi davranayım. Sıkıntı değil kimse söylemedikten sonra. Sonra bir gün nedense şurada aynı bu masada otururken bir laf atma ihtiyacı hissettim. Atayım da bilsin dedim yani. Ya dedim şarj çalışıyor mu ya dedim. Sen de dedin abi şey var. Bir connecting problemi var falan. O gün muhabbete başladık. O gün başladık işte muhabbet dedim abi bu. Lan bu kriminal değildi. Ağır sınır kapısı falan olayları. O bir gün önce şimdi şöyle. Telefonda mı konuşuyordum abi? Şimdi sen buraya geldin. Böyle şey devamlı hareket. Benim hafıza gidiyor da o yüzden. Ya, devamlı hareket halinde. Bir oraya gidiyor bir buraya geliyor. Açıyor telefonu karşıdakinin sesi de duyuluyor. Ya işte sınır kapısına gideceğiz de ben oraya gideceğim de geleceğim de. Ulan dedim bu ne yapıyor? Child abuse mu var acaba? Çünkü Türklerden her şeyi bekliyor. Yani aynen. Her şeyi bekliyor. Ulan dedim çakalın Allah'ını mı yakaladık acaba dedim. O da buraya mı denk geldi? Dedim ben buna şey yapmayacağım. Ben Türk olduğumu anlamasın. Muhabbet etmeyelim. Uzak durayım ben bundan. Arada bir de devamlı takip ediyorum aslında. İstersen şurada oturuyorum. Şu masada sen de şurada oturuyorsun. Ve devamlı konuşuyorsun. Dedim yeah, this is criminal. Yeah. Uzak dur. Kesin Fatih'le konuşuyoruz. Ya Fatih'tir büyük bir ihtimalle. Yani. Evet. Çünkü sık sık konuşuyordun yani. Dedim ben buna şey yapmayacağım. Yani yüz vermeyeceğim şey anlamında. Kendi halini takılsın gitsin. Ama baktım gitmek de bilmiyorsun. Hep burada. Evet. Neyse sanırım ertesi gün şu an oturduğumuz yerde. Sen yine orada oturuyorsun. Ben yine burada oturuyorum. Aynen. Şurada da sen şeyi takmışsın, şarja takmışsın. Burada şarjda problem var diyor. Ne o şarj oluyor mu? Bunu söylemekteki amacım birader ben Türk'üm haberin olsun. Sen de arada bir gitgelleri oluyor dedim. İyi dedim ben de neyse yakalarız falan. İşte şu şeye sok, şu şöyle böyle falan bir ufak bir muhabbet oluştu. Yine de bu kriminal heriften uzak durayım yani. Aynen. Tip de zaten öyle bir şüpheler uyandırıyor olabilir yani. Abi öyle abi ben aynaya baktığımda zaten ulan diyorum ya bu ne ya. Yolda yürünmez. Kriminalden uzak durayım. Merhaba. Yani neyse şimdilik bir merhaba verdim o ondan idare etsiniyorum. Bıyık falan. Deyip asıl olan devamlı hareketli. Hiperaktif işte. Tarafa. Evet onu daha sonradan anladım. Ondan sonraki o gün akşam mı oldu? O gün akşam mı galiba? Akşam evet akşam takıldık zaten. Akşam takıldık. Ben bir cigara sardım falan. Sana verdim. Baktım biz başladık muhabbete. Muhabbetin Allah'ına. Birdenbire tam şey. Şimdi burada başka bir paragraf açayım. Ben yarı tam gezginim diyemeyeceğim kendime. Ama gezginim yani. Gezmeyi seviyorum ve insanların çok uğramadığı yerlere uğramayı seven. Baktım benden daha beteri var. Benim yapamayacağım şeyleri yapmam. Jungle'a girmiş lan bu adam. Jungle'a girmiş jungle. Haberiniz olsun. Hiçbiriniz giremez. Ben daha iyi. Ben de girmem. Yok abi o kadar da değil ya. Girmem lan girmem. Jungle'a girmem. Jungle bu arada Türkler anlasın birçoğu bilmez yani. Jungle dediğiniz şey ne biliyor musunuz? İçine girdiğiniz zaman birdenbire başka bir dünyaya girersiniz. Bir acayip bir mekanizma. Daha önce hiç duymadığınız bir sesler bütünü. Ve onunca çok güzel kuş sesleri, çok vahşi kuş sesleri ve ne olduğunu bilmediğiniz bir sürü ses, adını bilmediğiniz, daha önce belgesellerde bile görmediğiniz çeşitli zehirli yılanlar, sürüngenler bilmem ne. Adam iki dakikada öğrenmiş yere sopayla vuracaksın, sürüngenler kaçıyor. Buna rağmen ben bu bilgiye rağmen 8 metrelik bir ormandan geçmem. Bunu söyleyeyim 8 metre. Ha 2 metreyi geçerim ama 5'ten sonrası düşündürür beni. Bu adamın geçtiği yere bir baktık. Ödüm bokuma karıştı lan bunlar.
Nasıl geçmiş burada? Neyse, konuşmaya başladım. Abi olağanüstü bir adam. Ben gezginlikte en sevdiğim yan budur. Zaman zaman çok güzel insanlarla tanışırım. Bunlar benim hafızamda yer eder. Çoğunu hiçbir zaman görmeyeceğim, tekrar görmeyeceğim ama yani hafızamda bir sürü insan sayarım. Ve gezerken yolda karşılaştım, yolda tanıştım. Olağanüstü, sıra dışı insanlar. Zaten sıra dışı, ekstraordinary şeyleri seviyorum. Bu adam ekstraordinary. Allah razı olsun abi, sen de öylesin vallahi. Bisikletle atlamışsın gitmişsin o kadar yerlere, köylere. Arkadaşın geri dönmüş. O hikaye bende de var biliyor musun? Havalimanından geri döndü adam ya. Yani seviyorum böyle bir de burası çok safe bir memleket ama adam safe ötesi yerleri. Dediğim gibi jungle'a girdiği için ben de Mareşal rütbesini aldı orada durur artık bundan sonra. Benim hayatta hayal bile edemeyeceğim bir şey. Bir zamanlar hayalini kurdum ama hayalinden yetindim yani daha ötesine gidemedim. Şimdi jungle ile ilgili çok şey okudum giremem. Abi bir ara korktum. Bağırmaya başladım böyle. Oo diye bağırıyorum. Babunlar falan çıkacak şimdi. Bir babun sesi duydum zaten de babun olup olmadığıyla ilgili kesin bir şeyim yok. Bilgim yok yani ama her şey var yani. Hani o adada her şey var. Hayvan açısından yani. Bir de şimdi hava karardı falan ama şey yani muhabbetimiz güzel. Dün akşam bu arada video yapıyorduk. Dün akşam çok güzel bir video yaptık. Bu aslında yapamadık. Hayat istemedi onu. Belki yani. Basmamışız. Tuşa mı basmamışız? Kayıda basmamışız. Yoksa yanlış bir tuşa mı basmışız? Nasıl olduysa. Ama muhabbet böyle kafiyeler falan havada uçuşuyor yani. Sanatsaldı. Sanatsal, felsefik, edebi. Böyle tam bir humor yani. Literatür oldu yani literatür. Ya konuşma muhabbet yani. Yakalamaya çalışıyoruz. Bugün belki yakalarız merak etmeyin. Kısmen yakalamış durumdayız aslında. Ya, kısmen yani. Sağ olsun yükseltmeye çalıştı bizi. Yani şunun da biraz yükseldik yani. Bu da rakı gibi bir şey kolayla karıştırıyoruz. Bu cin yani. Cin içiyoruz cin olacağız. Cin gibi olmak için. Şimdi şöyle bir şey, bir izlenim, bir duygu. Ben İlhan'ı çok sevdim. Şimdi bu tür insanlarla benim duygusal bağım vardı. Şimdi İlhan ben gideceğim, bundan sonra belki o yıllarca görmüyorum, fark etmiyor. Yıllar sonra ben bunun kapısını korkmadan çalarım. Hiç çekinmem, İlhan ben geldim derim. Diyebileceğimi hissediyorum. Bu hissi bana verdi. O yüzden takıldım. Fark etmeyin. Yaman irtibatı koparmayalım. Aman görüşelim. Hiç önemli değil. 8 sene sonra görüşürüz. Bugünkü gibi olur. Hiç önemli değil. Bu tür insanları seviyorum. Bu onu hak eden bir insan yani. Siz eğer İlhan'ın arkadaşıysanız bunu izleyenler şanslısınız. İlhan gibi birine bir arkadaşınız var. Kıymetini bilin yani. Allah razı olsun abi. Ben sen de aynen öyle. Kendimi şanslı hissediyorum. Zaten benim gezerken biriktirdiğim şeyler de bunlar. Yani Kamboçya'da ne biriktirdim? İlhan'ı biriktirdim. Yani dosyamda bile İlhan var. Çok güzel. Çok mutluyum. İyi ki karşıma çıkmış. Sağ olsun bu kriminal. Gerçi bizde de bir nevi kriminallik var da yani. O farklı bir kriminallik. Yani. Farklı kriminallik. Severim bu tür kriminalliteleri. Yani şey olmasın. Good kriminal yani. Yes. Yani. This is the problem. Neyse biz dün gece, dün akşam ayrı bir havaya girdik. Ben 12 gibi mi geldim? 11.30 gibi. 12'ye az vardı geldim baktım inan dry gin içiyor. Benim alkolle aram yok. Ben kurucuyum, surucu değilim. Adam dry gin içiyor. Abi falan geldiğinde işte şunu içelim yoksa ben uyuyamıyorum. De hiperaktif uyuyamıyor. Yatağın gıcırtısından ben uyuyamıyorum. Devamlı dönüyor adam. Evet doğru. Kimse evet. Uyuyamıyor ki benim yüzümden zaten. Bir de klimanın dibinde yatıyor dormda. Neyse. Akşam şey yaptık. Dedim ona İlhan ya bunu videoya çekelim böyle kalmasın bu muhabbeti yani belgeleyelim. Tamam dedim ya belgeleyelim. Bana işte sorular. Ben gezginim. Yarı gezginim. Ben bir normal bir life'ım var. Hayatım var. Yani onu householder deniyor İngilizce. Türkçesini bilmiyorum. Bir householder gibi dışarıdan göre ne kadar efendi adam ne kadar mazlı. Evden işe işten eve harbiden de öyleyim öyle yaşıyorum. Ama orada bitti.
çıktım şimdi iki aylığına da part time hippie. Yani? Part time hippie. Part time hippie'lik sürecinde insanlar tanımayı seviyorum. Hangisi? Nereden? Türkiye'den. Yalnız seyahat etmek krallıktır ya. Evet, ya yalnız seyahat edeceksin ya sevgilinle seyahat edeceksin. Yoksa etmeyin. Siktir edin. Beş kişi gezilmez. Üç kişi gezilmez. Gezmeyin. Üç kişi gezecekseniz gidin tura. Daha çok güzel. Yalnız gezmenin güzel yanı güzel insanlar tanımak. Güzel insanları bulmak. Güzel insanlarla tanışmak. Hoş peşi sohbet etmek. Onlardan deneyim almak, deneyim aktarmak. Mesele bu. İnanla dün akşam zaten videoyu çekelim dedik. Başladık çekmeye. Ama kafamız biraz bayağı yükseğiz. Az buz değil, laga luga değil. Epey yukarılardayız. Yukarılarda olunca benim edebiyatım güzelleşiyor. Aynen. Sözlerim sanatsallaşıyor. Şiir yazdın ya dün akşam. Evet ya şiir gibi. Ben de hatırlıyorum. Şiirsel konuşma. Şimdi o kadar değil. Ama o şiirsel konuşma esnasında epeyce konuştuk. İlan dedi abi kaydetmemişiz. Bundan sonrasını dinleyin. Burası da filmin komedi sahnesi. Gülmeyecek, kahkaha efekti vereceğiz gibinde. Dedi ki şimdi şeye başladı bir süre sonra. Ya dedi bunu çekmemişiz abi bir daha çekelim. Tamam lan çekeriz. Yalnız biraz dinledim. Biraz sonra ilan başladı. Abi sen uyuyacak mısın? Abi sen uyuyacak mısın? Anladım bunun uykusu geldi. Sonra dedi ki bana, ben şimdi uyumaya gidiyorum dedi, 15 dakika sonra beni uyandır. Bu videoyu yapalım. Tamam dedi. Su dök, tokatla. Ha, her şey dedi, yüzüme şamar vur dedi, korkma çekinme vur dedi. Tamam dedim, vururum. Yani benim için biraz zor ama vururum. İşte 15 dakika dedi, ben 25 dakika takıldım burada. 25 dakika sonra gittim, abi adamı sallıyordum. Ya ölüyü sallıyorum. Adam ölmüş. Ulan... Hemen odada burası zaten. Aynen şu 7 numaralı oraya. Üstte yatıyor klimanın altında. Şimdi aşağıdan salla 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 millet uyanacak. Gıcırdıyor saldırıcı. Herif de sıfır tepki. Ulan ne yapayım dedim. O zaman iki kişinin birden yatağına bastım. Onları da uyandırdım pahasına. Bunu biraz daha salladım. Tık yok. Şamar attayım işte. Ben atayım dedim. Kıyamam ama atayım. Önce bir hafif vurdum, tık yok. Bir tane biraz daha sert vurdum, tık yok. Bir daha sert vurdum, bir dedim cenazesini yarım verir. Elçiliğe verir ben vurdum. Ölmüş bu. Neyse ben de yasını sabah tutarım dedim hadi yatayım falan. Bir uyandırmak imkansız. Sabah ilk defa 10.30 gibi kalktım sen bugün. İlk bir 4-5 gibi kalktım. Ondan ha, sonra duydum. Sonra tuvalete kalktım. Yani aslında ondan sonra yine yattım yani. Sen de aslında yine yarı uyanıktın böyle. Evet. Sen birkaç kere geldin gittin gördüm seni. Evet. Çizmeyi ne yaparsın. Ondan sonra işte bu videoyu da yarım bırakmayacağım. Ben bu akşam Siam Reap'e gidiyorum. Yani bundan sonra belki mutlaka karşılaşacağız. Böyle ruhlarla karşılaşacağız. Bunların şeyi vardır. Başka bir enerji alanındayız biz. Evet, evet, evet. Anlatılmaz. Başka enerji alanında, yani bunu anlatmak çok zor. Biz İlhan'la bir daha karşılaşacağız. Hem de sözleşmeden, abi şuradayım bilmem ne gibi değil. Bir gün bak, İlhan ne yapıyorsun burada diyeceğim. O da bana, abi ne arıyorsun burada diyecek. Aynen. Ne olacak? Evet. Ha, ama ne zaman, nerede olacak bilmiyorum. Doğu Timor adalarında mı, Sumatra'da mı, Batı Samoa'da mı? Karayipler'de mi? Karayipler'de mi, Latin Amerika'da mı? Ama olacak yani, onu biliyorum ben. Hiçbir şüphem yok onunla. Ve biz onu o karşılaştığında belki 5 sene, 8 sene, 15 sene sonra bu havaya devam edeceğiz. Ondan eminim çünkü aynı level'dayız yani. O anlamda aynı level'dayız. Çok güzel bir şey. Tabii ama, bu mutluluktan da geliyor abi. Mutluyduk yani. Evet. Yine mutluyuz. Evet. Enerjimiz çok farklı. Bak şimdi burada ağaçlar var. Gekko'ların seslerini sayıyoruz. Ben 9 mu? 7. Gekko bak şunu bilin, Gekko'yu 7'den fazla duymuş insanlar sayardık. 1, 2. Gekko'yu 7 defa duyan insanın hayatı değişir. Biz 2 defa 7, 2 defa da 9 duyduk. Evet. Buna göre biz farklıyız. Gelin siz de duyun. Evet. 7'yi bir sayın. Ondan sonra deyin ki, I'm another level. Başka bir yerdesin artık. Çünkü Gekko sizi başka bir yere götürür. Siz de Gekko. Benim dükkanımın adı da Gekko'da açıldık.
Evet. Gekko sesinden sonra açmıştım. Seviyorum Gekko. Bu bir hayvanın sesi. Evet. Gekko diye bağırıyor. Gekko diye yüksek sesten alçak voluma doğru gidiyor. Ve tek sayılı bağırıyor. 7, 9, 11, 18, 19, 19 falan. Hep tekli bağırıyor değil mi? Hep tek sayılı bağırıyor. Öyle de bir enteresanlığı var. Mutlaka hayatımızda birçok şeyi değiştiriyor. Benimkini de değiştirecek. Bu sefer duydum. Kamboçya'da o kadar gezdim. İlk defa burada duydum. Ve İlhan'la birlikteydik duydum. Burada da o da birlikte saydık. 1, 2, 9 saydık. Aynen. 9 saydık. Yani çok güzel. Ondan sonra... Sen yalnızken bir de 11 saydın. Valla o süper. Sen yalnızken 11. Aha, 11 saymıştın evet. Bana öyle söyledin yani. Doğru doğru, burada 11 saydım ben. Evet, ilk şeyde 11. O gün 4 defa attıydı. Belli saatlerde bağırıyor. Evet. Şurada bir yerde bağırıyor böyle. Şu ağaçların olduğu yerde bağırıyor. Kısaca bu aslında yani gezgin olarak gezdiğim zaman en sevdiğim şeylerden. Tabii bir de şey sıkıntısı yok. Genellikle insanlarla tanışıyorum ama benim için İngilizce bir yabancı dil, büyük bir ihtimalle karşımdaki için de bir yabancı dil. Biz iki kişi üçüncü bir dil üzerinden anlaşmaya çalışırken burada bir ana dil sorunu var. Rahat rahat. Rahat istediğimiz deyimleri, istediğimiz kelimeleri kullandık çünkü anlaşılabiliyor. Anlaşılır bir durum var. Güzeldi. Şimdi bir de buradaki iki Türk sadece biziz. Evet. Rahat rahat takılıyoruz işte. Evet. Böyle ahşaptan bir yapı. Ağaçlar. Burası da güzel bir ortam. Çok enteresan ağaçlar var burada. Bak bu ağaç 3'e 4'e bölünmüş. Şurada bir tane daha var. Çok enteresan yapılar. Evet. Burası güzel bir nokta. Siyanıkbil'de güzel bir nokta burası. İsim soy isim. 60 yaşındasın abi. 59. Bir sene daha var. 6 ay var. 6 ay. Hala 50'lerdeyiz. 60 olacağız yani. Şimdi 59. İlter Topçu'dan. Datça'da yaşıyorum. Gekko isimli bir 50'lik eşyalık yapım. Orada takılıyorum. Kış gelince de uçuyorum. Bir yerlere gidiyorum. Ruhumu özgürleştiriyorum. Arınmaya çıkıyorum. Güzel insanlar tanımayı seviyorum. Burada tanıdığım en güzel insan herhalde. Bu senenin çağrı. Bu seneki cirom inan. Allah razı olsun abi. Benim için de öyle. Gerçi var bir 15 gün daha. Birilerini daha mutlaka tanışacağım. Gezeceğim, göreceğim bilmem ne. Ama inan gerçekten çok sevindim. Onu tanıdığım için çok mutluyum. Gerçekten çok düzgün bir insan. İyi bir arkadaş, iyi bir dost, iyi bir vakit geçirdi. İyi bir maceracı. Olağanüstü birisi şaşırttı beni, kriminal sandığım adamdan neler çıktı. Yani ilkten dediğim gibi küten bir tipti yani. Lan ne lan bu dedim ben, bakıyorum. Lan vallahi kriminal, telefonda konuşuyor, konuşuyor, bağırıyor. Bir de oturmuyor, yani bir dakika oturduğunu görmüyorum. Bir dakika daha uzun bir süre adam kalkıyor, gidiyor, geliyor bilmem ne. Ama netice itibarından güzel bir insan. Onun arkadaşları, anne babasına da teşekkür ederim. Güzel çocuk yetiştirmişsiniz. Sağ olun. Güzel çocuk yetiştirmişsiniz. Benim karşıma çıktı. Öyle bir çocukla karşılaşmak, öyle bir gençle karşılaşmak çok güzel. Ha, daha önce söylemek istediğim şey var. Ben bunu İlhan'a da söyledim. İlhan'a yaşını sordum, 27 dedi. Kendi 27 yaşındaki halimi hatırlıyorum, biliyorum. Ben İlhan'ın bugün öğrendiklerini 45'ten sonra öğrendim. 45 yaşında arasında İlhan'ın bugün söylediklerini söylüyordum. Ama yani demek ki İlhan'dan aşağı yukarı 15 sene sonra İlhan'ın bugün edindiklerini ben o zaman edinmişim. Yani bir 15 sene daha ihtiyacım var. O yüzden İlhan'dan imreniyorum, takdir ediyorum. Kıskanıyorum desem doğru bir kelime değil ama imreniyorum. Bravo. Keşke ben de 27 yaşında bu kadar open-minded olsaydım. Aynen. Değildim. Taşralı bir çocuğum. Ama beynimi açtım. Biraz daha yavaş gelişiyordu. Daha hızlı gelişen bir biliyorum. Çok güzel. Olağanüstü bir insan. Sevin onu. Üzgün bir insan. Şimdi ufak bir şehir turu yapacağız. Ondan sonra kafayı yakalayınca dün akşamki rhyme, işte bu rhyme kafiyeler, şiirler. Gelirse. Gelirse. Ki yani dün akşam aslında tam olarak hatırlayabilsek tamam yani.
aynılarını söyleyelim ama yani o artık another level olduğu için yani. Yeah. O başka bir dünya yani. Onu yakalamak için bize biraz vakit vereceksiniz arkadaşlar yani. Aynı level'i yakalayamayabiliriz. Çok önemli değil. Hissettiğimiz bir şey. Yani harbiden bir yüksek bir level var yani. Ben de sevdim bu level'ı. Zaten o yüzden de geldim. Ha, şu. Benim bununla aram yok. Ben bunları içmem. Hele hele saat kaç? 12. 12 ile 1 arası bir saat dedim gündüz. İşte 59 yaşındayım. İlk defa gündüz. Neydi, cin içiyorum. Cin fark etmez yani, alkolik bir şey içiyorum. O 59 senelik ilk defa oluyor. Bunda da İlhan'ın imzası var. Süper abi. Bu da bir anıdır yani. Ya, tabii. Memory. Tabii abi. Şöyle de gösterelim. Sağ ya bu rakının renk almayanı yani. Cin. Ne diyor? Londra'dan, İngiltere'den geliyor bu. Ya da burada üretiliyor. %37,5. Kolayla karıştırıyoruz. Koladaki şeker sayesinde iyice mental olarak şey oluyorsunuz, ayılıyorsunuz yani. Şeker ve tatlı beyine iyi gelir diye her zaman doktorlar söylüyor sonuçta yani. Ama nedir? Dün akşamın bombalarından biri de tam böyle bir release your soul vardır yani. Hani ruhunu serbest bırakmak. O yani we released our soul yani. Ruhumuzu serbest bıraktık. Ne oldu? Ortaya süper bir şeyler çıkıyor. Gene yapacağız. Kendimize güveniyoruz. Daha iyisini yapacağız. Nedir? Ya oluyor işte telefonu yani düzgün konuşuyorsun, telefonu tutuyorsun, her şeyi yapıyorsun ama o kadar yüksekken bazen bir tuşa yanlış bile basabiliyorsun. Başımıza geldi. Benim başıma ikinci, üçüncü defa geliyor. Diğer videolardan birkaç tanesinde de bunu anlattım zaten. Çok güzel bir videoyu çektim. Bir baktım. Basmamışım ya. Yani gerçi dün akşam şimdi düşünecekler, diyecekler ki ya bunlar hikaye mi yapıyor acaba? Değil arkadaşlar. Bakın bu gerçek bir hikaye. Dün akşam burada şiir yazıldı yani. Güzel bir gece geçirdik. Yani şey o değil. Belli bir dereceye gelmek için katalizöre ihtiyaç yok yani, alkol veya ne bileyim drug something ve böyle bir şeylere ihtiyaç yok aslında. Sen o derecedeysen zaten ortasındır. O ruhunun izin verdiği bir derecedir. Herkesin ruhu buna izin vermez. Her şey yaparsan merhaba iyi akşamlar, hadi iyi gece, iyi uykular size, yarın görüşürüz falan gibi soğuk, yapay, maskeli bir ilişki. Yani, bu ilişkileri kınamıyorum, hayatta böyle şeyler de var. Ama İlhan'la karşılaşmamızda maske yoktu, zaten genel maskeydi ve İlhan aslında maskesiz bir adam yani, öyle şey yok. Öyle hani şey yapayım da buna şöyle davranayım, buna böyle davranayım bilmem ne. Adam olduğu gibi adam. İşte dedim bana kriminal gözüküyor mesela. Ama adam başka alemdeymiş yani. İmrendiğim şeyleri yapmışım da hala ben şimdi şeydeyim, adam o bana şeyden gösterdi, Google Earth'ten geçtiği yeri gösterdi. Şimdi hafiften içimde ulan ben niye yapmıyorum bunu, ben niye yapamıyorum, kenarımda duracak bu, belki bir gün yaparsam İlhan'ı anarım yani. Gideriz abi ya, beraber de gideriz. Bakalım yani, kenarda dursun, güzel bir şey. Yani şey normal gezginlerden farklı, sanki belgesel yapmaya çıkmış adam gidiyor, bu adam duvar ördü lan. Aynen. Duvar ördü. Kımerlere duvar ördü, şeye de değil. Yani benim evin duvarını örmedi. Benim evin duvarını örse hani dersin ha, dökmüş yardım etmiş. Gitti kımerlere duvar ördü, yerlere kum saçtı. Yemek yedi, kımer dansları yaptı. Bunlar çok üst şeyler. Bir gezgin için üst şeyler. Yani çoğunlukla insanlar gezer. Nedir? Buraya geldim, iki tane tapınak gezeyim. İşte sahile gideyim, barlara takılayım.
Ha başka ne aksiyonlar var? Ha bilmem bir takım lokal aksiyonlar vardır. Bunlara herkes katılır. Hani herkes katılır derken ama buna da herkes yapamaz. Bu kadarını bile herkes yapamaz. Çoğu gelir bara gider. Hatta kendi memleketini, kendi kültürünü, kendi ekmeğini, kendi şeyini arar. Ondan mutlu olur. Ondan sonra gelir ve genellikle bulunduğu bölgeyi beğenmez, küçümser. İnan küçümsemiyor. İnan yüksek bile görüyor. Bayağı beğeniyor. Çocuklarla oynuyor. Büyüklerle oynuyor. Duvar örüyor lan adam. Duvar. Amelelik yapıyor. Aynen. Amelelik yapıyor. Duvar örme ne? Yani. Spor yapıyoruz. Bir yandan da adamlara gösteriyoruz. Bakın bu böyle yapılır falan filan. Adamlar da iyi çalışıyorlar ama bizim çalışmamıza göre çok az çalışıyorlar yani. Ama iyi bir şey. Oradan dolayı da yani güzel bir şey kapmışlar. Ne yapıyorlar? Mesela o işte burayı bugün bitireceğiz diye uğraşmıyor. Ya, yarın bitiririz yavaş yavaş. Güzel güzel çalışalım diyorlar yani. Hiç yorulmadım. Onlar hep yoruldun mu? Yoruldun mu diye sorup duruyorlar. Ama yorulmuyorum. Şimdi çünkü bizim bir alışkanlığımız var yani. Bir böyle ağır çalışma alışkanlığı yani. Onlara göre böyle bir 3-4 kat belki 5 kat daha böyle bir enerji. Bir de hiperaktifliğin katlı şeyle. Güzel bir gün geçirdik. Öncesi sonrasını gösterdim. Yani resmen 2 odayı bitirdik bir günde yani. Evet abi. This man is extraordinary. Ama extraordinary olduğunu bakınca anlamıyorsunuz. Hiç belli olmuyor. Aynen. Hip-hopçı gibi gözüküyor dışarıdan. Yani. Ya bunu yolda gezerken görürseniz bu akşam bir hip-hop para gidecek. Yo yo yapıp eve dönecek. Gidecek şey öyle gibi görünüyor. Görüntü bu. Ön yargılarınızı kırın. Demek ki hayat göründüğü gibi değilmiş. Aynı şeye bakan herkes farklı bir şey görür. Hani bunu hep söylerim ama ben de ilk baktığımda ben de ön yargılarımla baktım yani. Onlar işte hip-hopçı ve kriminal yani. Harika, harika ya. Süper, muhabbet on numara. Ondan sonra baktım ki yok, bu adam hem sıkı bir hippi, yani böyle bir yanı var, sıkı bir gezgin, gözü kara, her bu diğer hiç fark etmez yani dalar. Ormana da zaten ormana daldığı için gerisini söyleyince ormana dalmak çok ciddi bir şey. Karadeniz'de bile zor dalarsınız ki herif tropikale daldı yani. Bu en yüksek puanı bende bu. Yani orada 100 üzerinden 120, 180 aldı yani. Başka bir 40 notu zaten yok yani. Sadece hiperaktivitesi biraz şey yapıyor insan. Devamlı kımıldıyor, devamlı hareket ediyor. Şu anda etmiyor. Eyvallah şu an. İyi bir hal yani. Güzel. Yani çok güzel. Benim için nesi güzel? Ben seviyorum. İnsanlarla tanışmayı seviyorum. İnsanlarla sohbet etmeyi. Ama sıra dışı insanlarla böyle ekstra deneyimleri, ekstrem deneyimleri olan insanlar. Yemek muhabbetlerine girdik. Onlar çok güzeldi zaten. Eyvallah. Adam yemek de güzel de yemek yapıyor. Zaten bir erkeğin önemli şey. Mutfağa girmeyen erkekle fazla muhabbet etmem ben. Girecek adam diyor. Erkek dediğim mutfağa girecek arkadaş. Bilecek. Hı-hı. Yemek yapmayı bilecek. Bilmediğin şeyleri yapmayı bilecek. Bu onun artısıdır. Bu adamın bu artı var hem de 27 yaşındayken var. Ben 27 yaşındayken Taz Kebap'ın dışında bir şey yapamıyordum. Onu bile yeni öğrenmiştim ve çok mutluydum. Aa değişik bir şey öğrendim. Taz Kebap yapıyorum. Neyse yıllar öğretiyor işte. O adam 27 yaşındayken bunların hepsini, daha fazlasını, ekstralarını öğrenmiş bir şey. Çok güzel. Çok çok olağanüstü, çok sıra dışı. Güzel, benim için de şey mi yani... gezerken tamam bir şeyler görüyorsun, işte tapınaklar görüyorsun, insanlar görüyorsun, ara sokaklara giriyorsun, sokakları görüyorsun, evleri, dükkanları, bilmem neleri görüyorsun. Ama bunlar hep şey kalıyor, yüzeysel, bir nevi fotoğrafın bir numara ilerisi oluyor. Bunlar öyle. Ama en sevdiğim şey de insanlarla tanışmak. Zaman zaman tabii ben 1990'dan beri dışarı çıkıyorum. Her sene değil, yani bu herhalde 14. ya da 15. çıkışım o zamandan beri. Genellikle Hindistan'a çıkardım yani. İşte karayolundan çıkardım. Buraya ikinci gelişim. Geçen gelişimde de çok güzel insanlarla tanıştım. Şimdi de herhalde en üst sıraya ilanı koyacağım galiba tanıştığım. High level person. Allah razı olsun abi. Öylesin. Hak ediyorsun övgüyü. Aynen. İlhan övgüyü hak ediyor. Abi sen de aynı. Zaten sen anlattıklarından insanlar anlamıştır umarım. Yani bu tamamen artık
yani releasing yourself demiştik yani böyle ruhunu serbest bırakmak hani. Bu olayı tabi insanlar şu anda pek algılayamıyor olabilir. Bir kimisi algılar, kimisi algılayamaz. Ama gerçekten de bunu fark edebilmek bile o seviyeye, o level'a gelmiş olduğunu gösteriyor ki zaten şu anda senin de ufak bir olayını anlatalım. Bu adam bisiklet kiralayıp şeye gidiyor. Siyemrip'te arka sokaklar, caddeler, köyler, köylere dalıyor. Arkadaşı bisikletle geri dönüyor. Ben buralara girmem diye. Fazla ilerlemeyelim. Ne olur ne olmaz diyor. Lan bir şey olmaz diyorum. Gidelim yani. Bir de olacaksa olsun. Ne olur paramızı çalarlar. Öyle mi? Pasaportumuzu elimizden alırlar. Öyle mi? Canımızı almazlar. Korkma. Şimdi canımızın bir değeri yok. Ki gittikten sonra baktın ki çocuklar geliyor. Koşun. Merhaba diyorlar. Resimler şöyle yapıp resim çekiniyorsun, sarılıyorsun, oynuyorsun. Olağanüstü güzel bir şey. Floating Village'e gittiğimizde arkadaşım yapmıştı. Hadi biraz daha gidelim dedim. Yok ya gitmeyelim ya dedi. Fazla gitmeyelim bilmem ne. İyi ben yalnızken gidiyorum. Ben bir daha gideceğim. Yine gideceğim şimdi yani. Bu arada bir informasyon da verelim. Floating Village Siem Reap değil mi? Evet, Floating Village Siem Reap. Yalnız şu iki çeşit var. Siem Reap'te ırmağın kenarındaki yolu takip ediyorsunuz. Bisikletle ya motosiklet, her neyle takip ederseniz dedim. Belli bir mesafeden sonra Tonle Sap, yani Tonle Gölü mü ne demekse, Tonle Sap Gölü'ne gidiyorsunuz. Tonle Sap Gölü'nde Floating Village var ama $25 ödeyip de giriyorsunuz. Yalnız ondan bir önce yine bir göl var, suları çekilmiş. Evler çubukların üstünde, bayağı bir nüfus çalışıyor. Chongqing'as diye söyleniyor. Oraya rehber eşliğinde falan değil, kendiniz giriyorsunuz. Kendiniz yapıyorsunuz her ne yaparsanız. Bisiklette girip dalın aşağı. İnsanlar çok güzel, insanlar sakin, barışçı. Çok yoksullar. Genellikle yoksulluk çoğu yerde ürkütücüdür. İnsan yoksulların yoğun bulunduğu yerde korkar. İşte neden? Belongings'lerimiz var. Mallarımız, mülklerimiz var. Aman paramı çalmasınlar. Aman pürüzü. Ama çok şeyimdeydi. Çalsınlar. Ama yapmaz bu insanlar. Hiç korkmayın. En korkulacak yer sandığınız yere girin. En yoksul insan. Onlar en yoksullar. Bunlar gölde çıkan yılanları toplayıp kesiyorlar. Onlar onu yiyorlar. İşte gölde çıkan şey, gölde besleniyorlar. Belki de bir şehre gidip 2-3 bir şey yapıyorlar. Yani ortalama hatta ben orada bir kadıncağız bana çok şey etti böyle. Fakir kadına $1 verdim, sarıldı bana yani $1 verdim diye nasıl mutlu oldu. Bir tane çocuğu olan gariban bir kumar kadın vardı. Ben verdim para. $1 çok bir şey değil. 4 lira Türk parasıyla. Kadın mutlu oldu. Çok güzeldi. Yani köyün içine giriyoruz. Mesela okul vardı. Okulun altında havalı şeyler var. Sular yükselince okul yükseliyor. Yol hizasına geliyor. Sular gidince okul aşağı iniyor. Dehşet bir şey. Ya zaten onlar da artık hani şeyi tercih etselerdi. Hani böyle çalmayı çıkmayı gelişelim. İnsanları yolalım falan. Onlar da gelişmiş olurlardı zaten. Onlar doğal yaşamı yani bundan belki 2000 sene 3000 sene öncesinin yaşamını tercih ettikleri için